İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, hoş İyi geldiniz. Nasılsınız akşamlar. Oğuz Bey? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Biz setinizin gelmesini bekliyorduk. Bir arada audio yazıyor ya. O en başta sessizlik oydu. Hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederiz. Davetimize Rica ediyorum. için. Böyle klas içerikler ürettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. İstanbul'da mısınız? Ben İstanbul'dayım. Esin, istersen sen de söyle. Ben de Edirne'deyim şimdilik ama Ankara'dayım normalde. Siz hocam, Kaz Dağları mı? Köydeyim ben. Şey neresi? Onun hakkında da bir soru hazırladık zaten. Gördüm gördüm. Hiç öyle bir soru geleceğini düşünmüyordum soruları okurken. Arada böyle bir yerden. Ya bunu da araya sıkıştıralım bunu. Öyle bir şey olmuş. Ben şey tarafındayım. Zeytinliği biliyor musunuz bilmiyorum. Zeytin. Edremit'i. Zeytinli'nin biraz üzerinde. Çok güzel yer. Küçük bir köy. Bizde şey festivalden dolayı gitmiştik bir ara. Zeytinli Rock Festivali. Orada görme imkanımız oldu. Ben de sonrasında Kaz Dağları'na gitmiştim. Oradaki köyleri gezmiştim yürüyerek falan. Gerçekten oradan buraya gelince insan aradaki hani diyorlar ya hep hurafe gibi geliyor ama oksijen farkı falan diyorlar. Gerçekten öyle bir şey var. Burası boğuluyormuşsun gibi hissediyorsun bir anda geldiğinde. Güzel yerler gibi. Bakalım. Yani ben inşallah size de böyle şeyler olur. İstediğiniz yerde yaşama imkanı olur. Edirne'yi de çok severim Esin. Ara ara bir ay önce Aa, evet. Mimar Sinan penceresinden zamanla liderlik et diye bir eğitim çekiyorduk online. Onun için geçen 3 hafta falan oldu, bir ay oldu belki. Edirne'ye gittik işte, orada çektik eğitimi. Ay ne güzel. Ya Edirne aslında gerçekten Floransa'dan sonra yani ben yanlış bilmiyorsam en çok açık havada tarihi eser barındıran şehir ama ben bile yani doğma büyüme buralıyım bilmediğim çok şey var. Taş odalar var. Selim Yeğen'in yanında otel. Orada kalmıştık da. Fatih'in doğduğu yermiş falan. Böyle çok içi de çok güzel ama. Evet. Ya oralar Kaleiçi taraflarına falan gittiniz mi bilmiyorum yine oralara yakın. Çok özel yerler. Evet, gezdik. Siz Ne mutlu normalde gezecek. öğrenci misiniz? Evet. Öğrenciyiz. Genel olarak hocam ben kısaca bizim Mozart nedir bir anlatayım. Biz bu kısmı bu arada sizden şeyin iznini alabilir miyiz? Bu yapacağımız röportajı YouTube kanalımızda yayınlamak için uygun mudur size? Tabii aksi durumda üçümüz aramızda muhabbet Bazı ediyormuşuz birkaç kişi şey yaptılar, kabul etmediler de o yüzden soruyoruz en baştan. olur. Tabii ki. Tamam, teşekkürler. Ben Mozart'tan bahsedeyim. Bu kısmı keseceğiz çünkü bütün videoların en başında bahsediyoruz doğal olarak. Diğer videolar da var. Ama size bir ön bilgi yapayım. Mozart Cultures işte 2017 yılında gençlerin oturup işte üniversiteye giden birkaç kişi hatta 6-7 kişinin oluşturduğu bir oluşum aslında. Daha iyi makale yazabilmek için. Mottosu da şu. Bilimi ve sanatı güneşin doğup battığı tüm topraklara yaymak istiyoruz diye bir mottosu var. Bilim, sanat, felsefe, teknoloji. İçerisinde böyle bir oluşumla başlayan ve yavaş yavaş da büyüyen bir yer. Şu an için 3 yıl geçti aradan. Biz de daha sonrasında katıldık bu arada. Size yazan Arda'nın vasıtasıyla dahil olmuştuk. Şu an 1200 tane özgün içerik bulunan bir siteye dönüştü zamanla 3 yılda. 75 tane Türkiye'nin herhangi bir yerinden üniversite okuyan öğrencileri var. Gönüllü olarak hep bir aradayız. Hepimiz üretiyoruz. Daha iyi şeyleri üretiyoruz. Daha güzel şeyleri üretiyoruz. Ve bunların yanında da işte podcast seslendirmesi, sizin gibi değerli hocalarımızla sohbet etme, röportaj yapma imkanımız oluyor. Sürekli üzerine koymaya çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz ama bu geliştirme her zaman bizden sonra gelecek olan kişiler için ve bizim yaşıtlarımız olan kişilere hep diyorlar ya hani gençler bir şeyler yapmıyorlar, gençler şöyle, gençler böyle. Ama gerçekten o gençlere fırsat verildiğinde, onların önü açıldığında ve onları böyle bir şey var dediğimizde gerçekten onların bir şeyler yaptığını
hem onlara hem de bizden önceki nesle kanıtlamak gibi bir şeyimiz de var. Hani ihtiyacımız yok ama belki birilerine ilham olur da daha iyisini yapmak için onlar da çabalarlar diye düşünüyoruz. Böyle bir amacımız var. Bizim gibi kişileri arıyoruz. Hep beraber daha iyi ve daha güzel bir dünya inşa etmek istiyoruz aslında. Kısacası. Güzel giriş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben şimdi ne diyorlar? İş dezenformasyonu mu diyorlar? Senin böyle mimiklere bakıyorum. Kullandığın kelimelere falan bazen içerikten koptuğum falan oluyor ama genel itibariyle ben sizin Twitter'da çok sıkı bir takipçinizim. Çok güzel buluyorum. Sen şimdi İngilizcesini söyledin. Ben de şeyi fark ettim. Ben Almanca olarak sizin yani bu yapının ismini ben Almanca olarak telaffuz ettiğimi fark ettim. Ben Mozart Kultur diye şey yapıyorum kendi kafamda. Aa bunu da yapmışlar. Aa sinema tarafı da varmış. Aa bak böyle bir şey varmış falan diye. Böyle bir sürü alanda çok gerçekten hani şey değil laf olsun diye ya da böyle küçük bir güzel bir giriş olsun diye değil. Gerçekten çok böyle klas değerli işler yapıyorsunuz. O yüzden tebrik ederim. Teşekkürler. Yani dışarıdan bakınca bir büyük bir organizasyon var evet ama hani bir şirket sanki bu işi yapıyormuş gibi hani İş Bankası yayınları veya işte Yapı Kredi yayınları hissiyatı veriyordu başlangıçta gördüğüm oydu. Arkaya bakınca hani bunu üniversite öğrencilerinin yapıyor olması çok da ilginç. Gençler kısmına da tartışılıyor gerçi Aristoteles de şöyle bir şey söylüyor. Günümüzün gençleri çok şımarık ve vurdum duymaz diyor. O yüzden yani 2000 yıl önce de aynı şeyin şikayetini yaptığı için bazıları konuşuyor, bazıları bir şey yapıyor. Ben çok değerli buluyorum. Çok güzel şeyler yani. O yüzden küçücük de olsa katkısı olursa çok mutlu olurum. Hocam Sokrates de şey diyor, bir insanın içerisine dışarıdan bir şey koyulamaz, içinde olan sadece ortaya çıkarılabilir diyor. Belki de o içinde olan neyse o kişilerin, belki onun çıkmasına vesile oluruz. Aynen öyle. Evet. O zaman Başlayalım mı? kısaca sizden de bir rica edebilirsek çok güzel olur. Hocam çok hani sizin şeyinizi okuduk hepsini. Bir de sizden dinlemek, aslında kişinin kendisinden dinlemek daha güzel oluyor. O yüzden sadece tanıtım yapabilirseniz çok seviniriz. Şimdi işim gereği haftanın 4 günü kendimi tanıttığım için şeyden biraz böyle eğitimlere başlarken bu tip seminerler, webinarlar artık böyle hep şey oldu. Dedim ki ya bu merhaba ben de bunu yaptım, şöyle gittim, buradan geldim falan filan. Bu çok retoriksel anlamda çok can sıkıcı gelmeye başladı, çok sıkıcı gelmeye başladı. Başka bir yerden gideyim dedim yani neden insanın beyni nedeni merak ediyor yani neden bunu yapıyorsun, neden böyle, neden bunları duydukça harekete geçiyor. Gencin biri Sokrates'in yanına geliyor ona diyor ki senin için büyük adam diyorlar diyor. O da öyle diyorlar. Söyledir kendimi öveyim diyor yani. Başkalarının düşüncesi. Madem ki büyük bir adamsın diyor bana başarının sırrını söyler misin diyor. Sokrates de diyor ki genç adam ne yapacaksın diyor başarının sırrını öğrenip. Genç böyle bir heyecanlanıyor diyor ki ya başarının sırrını öğrenirsem bundan sonra çok çalışmak zorunda kalmam. Kendimi geliştirmek zorunda kalmam. Sabahları erken kalkmak zorunda kalmam, kitaplar okumak zorunda kalmam, bilimin kraliçesini öğrenmek zorunda kalmam diyor. Retorikten bahsediyor. O dönemde bilimin kraliçesini bilmeyen toplumda bir yere gelemiyor. Altını çiziyor orada da belki. Böyle bir sürü şey sayınca Sokrates'e genç adam tamam yeter ikna oldun diyor. Sen gerçekten başarının sırrını öğrenmek istiyorsun ama bu sorunun cevabı öyle hemen verilecek bir cevap değil. Yarın sabah güneş doğarken nehrin kenarına gel ben sana başarının sırrını söyleyeyim diyor. Çocuk tamam diyor evine gidiyor. Sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Heyecanlanıyor ve yarın diyor başarının sırrını öğreneceğim. Bundan sonra benim için hayat çok rahat olacak falan diyor. Böyle sabaha kadar bekliyor, bekliyor. Güneşin doğmasını bekliyor. Güneş hafifçe böyle uzakta ufuktan böyle yüzünü göstermeye başlayınca hemen kalkıyor üstünü giyiyor. Koşarak nehrin kenarına gidiyor. Bir bakıyor o büyük bilgeyi orada onu beklerken görüyor. Koşarak yanına gidiyor ve diyor ki hadi diyor sabaha kadar gözüme uyku girmedi bana başarının sırrını söyleyecektin artık söyle diyor dayanacak gücüm kalmadı. Sokrates'i diyor ki heyecanını anlıyorum ama bu sorunun cevabı öyle hemen söylenecek bir şey değil. Beraber şu nehre girmemiz gerekiyor. Senin sorunun cevabı orada diyor. Büyük adamsın vardı bir bildiğin diyor. Tamam girelim diyor. Bunlar üstlerini çıkarıyorlar ve nehrin içerisine giriyorlar. Genç önde Sokrates arkada.
yürüyorlar, belli bir yere geliyorlar, su dizlerine geldiğinde genç dönüp Sokrates'e daha gideyim mi diyor. Sokrates diyor ki yürü yürü, ben sana duracağın yeri söyleyeceğim. Biraz daha gidiyorlar. Gideyim mi? Yürü diyor ya, ben sana söyleyeceğim. Devam ediyorlar, devam ediyorlar. Artık nehirde belli bir noktaya giriyorlar. Su tam buraya gelince genç diyor ki bir adım daha atarsam boğulurum, daha fazla gidemem diyor. Sokrates diyor ki burası iyi bir nokta, burada kal diyor. Ve ensesinden tutuyor, hazır mısın diyor sorunun cevabını almaya. Genç, hazırım, söyle diyor. Şimdi programın bundan sonraki kısmı paralı olabilir mesela. Tam burada bir katıl butonu falan tarzı bir şey de öyle bir şey de yapabiliriz ama yapmayalım bence, devam edelim. Hazır mısın diyor, hazırım diyor. Al o zaman diyor, suyun içerisine kafasını batırıyor. Genç cılız biraz Sokrates'e göre. Sokrates güçlü. Çırpınıyor çırpınıyor ama elinden kurtulamıyor. Bir yerden sonra çocuğun çırpınışları iyice böyle cılızlamaya başlıyor, zayıflamaya başlıyor. Tam böyle gitti gidecek derken Sokrates çocuğun kafasından tekrar suyun üstüne kaldırıyor onu. Biraz çocuk nefes alışverişlerini düzenledikten sonra aldın mı diyor sorunun cevabını. Çocuk diyor ki ben de seni büyük bir adam zannetmiştim diyor. Sokrates diyor ki sandığımdan daha aptal bir çocukmuşsun diyor. Gerçekten aptal bir çocuksun diyor. Ama sana bir soru sorayım diyor. Suyun altında neye ihtiyaç duydun diyor. Neye ihtiyaç duyacağım? Havaya ihtiyaç duydum. Boğacaktın beni diyor. Peki diyor, sana deve yüküyle altın verseydik, makam, mevki, iyi hayat, güzel gelecek, Atina'nın en güzel kadını, Atina'da gibi dev gibi araziler, böyle bir sürü şeyler sayıyor. Çocuk diyor ki ben ne yapayım bunları ya? Benim ihtiyaç duyduğum şey havaydı. Sen beni boğacaktın, bana sunduğun şeylere bak diyor. Sorduğun soruyu hatırlıyor musun diyor Sokrates. Hatırlıyorum diyor. Başarının sırrını sordum. Başarının sırrı diyor, bir şeyi o suyun altında havaya ihtiyaç duyacak kadar ihtiyaç duymaktan geçer diyor. Eğer istediğin şey gece rüyalarına giriyorsa, uykularını kaçırıyorsa, zerrelerinde hissediyorsan diyor, zerrelerinde hissediyorsan, bilinçli ya da bilinçsiz o istediğin şey sürekli dudaklarında diyor, farkında olmadan söyleniyorsa, onun sesi geliyorsa, o istediğin şeye istisnasız bir şekilde ulaşırsın her ne istiyorsan. Ama sana kötü bir haber vereyim diyor, insanların çok büyük bir kısmı, neredeyse hepsi bir şeyler ister. Ama sadece çok az bir kısmı bunu zerrelerinde hisseder. Zerrelerinde hissedenlerin hepsi de istediği şeye kesinlikle ve kesinlikle ulaşır diyor. Küçük Prens'te geçer. Bir çocuk kitabı gibi görünüyor ama aslında çok bir büyük bir yetişkin kitabıdır. Hatta şey özelliği var yani, her 5 yılda bir okuduğunda da farklı bir şey çıkar içinden. Değişik bir kitap. Neyi gerçekten hayal ettiğine dikkat et çünkü gerçekleşecek diyor. Şimdi bu iki tane olay, zerrelerinde hissetmek, neyi gerçekten hayal ettiğine dikkat etme gerçekleşecek, benim için çok kırılma noktası bir durum. Ben öncesinde tabii ki üniversiteye giderken veya çok öncesinden itibaren kariyer basamaklarını tırmanmak, bir kariyer merdivenini alıp bir duvara dayayıp koşabildiğin kadar hızlı koşma üzerine programlandığım için her birimiz gibi. Bunu nereye koyup, hangi duvara koyup, nasıl koşacağıma bakıyordum. Yani nasıl iyi bir noktaya gelirim, nasıl daha çok para kazanırım, nasıl bir an önce iş hayatının içerisine atılıp insanların çok sevdiği, saygı duyduğu, çok kazancı olan, vay dediği biri olurumun kafasıyla yetiştiğim için biraz böyle bakıyordum. Sonrasında bir şey fark ettim. İnsan zerrelerinde hissetmeden bir iş yaptığında aslında bunun sonucu çok da bir şey olmuyor. Kocaman bir sıfıra dönüyor. Yani koşabildiğin kadar hızlı koşmak mı, yoksa yönünü belirleyip ondan sonra harekete geçmek mi? İşi doğru yapmak mı, doğru işe odaklanmak mı? Ben hep işi doğru yapmaya odaklanan biriydim. Sonra bir şey fark ettim, ya yanlış şeyi doğru yapıyorsan. Yani ya yanlış şeyi doğru yapıyorsan bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla işi doğru yapmak, doğru işe odaklanmak. Şunu sordum kendime, yani beni gerçekten yaparken mutlu edecek, bir şeyler katmama sebep olacak. Hani hep söyleniyor ya, yaparken işte kendini çalış, eğleniyor hissedersen bu falan filan gibi. Ya bu doğru ama çok söylendiği için içim boşaltıldı. Yaptığım işte kendimi bir şeyler yapıyorum, yani iş yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Yani oturup da hadi mesaimimi yapayım gibi falan hissetmiyorum. Tam istediğim nokta o anlamda buydu. Başarının tanımını yapıyor Aristoteles. Bilgeliğin tanımını ve başarının tanımını yapıyor. Sonra şöyle bir şey söylüyor. Bilgelik diyor, deneyim artı yansımadır diyor. Deneyim artı yansıma, başka bir şey değildir diyor. Şimdi biz genel itibariyle başarılı olmayı, bilge olmayı falan böyle daha böyle maddiyatla ölçüyoruz. Sonra ben şeyi fark ettim, bu kadar karmaşık olmaya gerek yok. Başarı ve bilge olmak ne hissettiğine doğru orantılı. Yani iyi hisseden biriysen başarılısındır, bilgesindir. Kötü hisseden biriysen değilsindir. Bir eğitimde söyledim, adam bir elini kaldırdı. Ben 2400 lira maaş alıyorum, kendimi iyi hissediyorum. Ben başarılı mıyım o zaman? Bilge biri miyim? Öylesin.
Yani nasıl 2400'e iyi hissediyorsun sorusunu soramazsın. O iyi hissediyorsa sorun yok yani. Dolayısıyla tüm bunları topladığımda iyi hissettirecek, deneyimi yaşayıp bunu dışarıya yansıtabilecek bir iş benim için eğitmenlikti. Ama bunu yaparken de bir sürü başlık var tabii ki. Yani sosyal konular üzerine ben eğiliyorum. Retorik ve üretkenlik benim iki tane ana konumdur aslında. Retorik etkili, ikna edici konuşmak, üretkenlik de yaptığın işten zevk alarak çevrendeki insanlara destek atabilme hali. Dolayısıyla buradan ilerledim. Üniversite eğitimini de Almanya'da tamamlamıştım. 2012'den beri Türkiye'de de eğitimler veriyorum böyle bağlı. Ama bu girişi yapabilmek için öncesinde bir 150 kere merhaba, hepiniz hoş geldiniz falan modunda öyle ilerledim. Onu söyleyebilirim. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Hikaye için de teşekkür ederim. Ben de o ilk hikayeyi başka şeyde Bilgelik Hikayeleri diye bir kitap vardı. Orada okumuştum. Sokrates diye bahsetmiyordu ama okurken şeyi hissetmiştim. Şimdi Mozart var. Başka şeyler de var. Şimdi Mozart olarak biz hepimiz gönüllü olarak bir arada izliyoruz ya. Gerçekten bir şeyin hayalini kuruyoruz ve bir şeyi istiyoruz. Olmasını istiyoruz. O hayalin gerçekleşmesini istiyoruz. Sonra o hayal çerçevesinde hareket ediyoruz. O hikayeyi dinlerken şeyi yakalamıştım kendi açımdan. Daha önceki kısma bakıyorum. İsteyip de yapamadığım şeyleri. Gerçekten de tam olarak istememişim. Sadece içimde düşünmüşüm. Hani şu şöyle olsaymış daha iyi olur demişim. Ama hiçbir şey yapmamışım. Onunla ilgili hiçbir hareket bile etmemişim doğru düzgün. Bugün de sizin videonuzu izlerken aslında onu da düşünmüştüm tekrardan. Bir şeyi istemek, bir şey için hareket etmek, bir şey için hayal kurmak gerçekten o istediğimiz şeye giden yolda gerçekten bizim için bir şey, anahtar. Ve nasıl neden istediğimiz de çok önemli bence. Herkes bir şeyleri istiyor ama önemli olan neden istiyorsun? Güç istiyor hikayedeki gibi. Ama o gücü eriştiğinde ne yapacaksın? O çok önemli. Ben böyle düşünüyorum ve sözü Esin'e bırakıyorum. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Videolarınızda özellikle izlediğimizde iletişim ve beden dilinin önemine çokça değinmişsiniz. Örneğin bilinenin aksine kolları bağlamak değil, bacakları birleştirmenin iletişime kapalılık anlamına geldiğini söylüyorsunuz. Fakat aynı anda sözel iletişim kurarken beden dilimize dikkat etmek zor. Yani beden dilimizi nasıl eğitebiliriz bu alanda? Nasıl bu hareketleri otopilota alabiliriz? Esin, bu sorunun içerisinde sabotör var. Sabotör dediğimiz şey şu, bunlar çok zor. Yani sabotör, biz bir şey için harekete geçme adımını ilk atacağımız anda araya girip ya bunu yapamayız, bu çok zor, bu beni aşar, bu yaştan sonra olmaz. Nasıl olacak, çevre ne der, kaybeder, ya bunların hep ya bizi sabotör eden, araya set vuran, olayların akışını istediğimiz noktada götürmektense o konfor alanının içerisinde kalmamızı isteyen kafa. Bu o. Bir de iç lider var. İç lider de onun mesela şeyi, sözü, onun sloganı, mottosu denemeye değer. Bir gir bakalım. Bir dene falandır. Tamam. Şimdi sorunun içerisinde şöyle bir şey var. Diyor ki soruda, ya ben sözsüz iletişimle mi uğraşacağım? Kullandığım kelimeye mi dikkat edeceğim? Karşımdakinin beden tepkilerini mi inceleyeceğim? Bunların hepsini ben nasıl yapacağım? Bunlar çok zor deyip sabotör diyor ki abi hiç bulaşma sen bunlara diyor ve çekilmeyiz. Bu hepimizin içerisinde ama bende de var, sizde de var. Farklı konularda da bir sürü şey de olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ana dilimiz beden dilimiz aslında. Biz mesela mimikleri kullanma kısmını anne karnında öğreniyoruz. Mesela ultrason görüntülerinde bebeklerin mimikleri var. Dolayısıyla işin duygu kısmı, mimik kısmını biz anne karnında öğreniyoruz. Doğduktan sonra ilk 2 yılda da iletişim kurabildiğimiz taraf beden dilimiz, ellerimiz, kollarımız, yüz ifademiz falan filan. Yani ana dilimiz aslında bizim sözsüz iletişim. 2 yaşından itibaren biz yavaş yavaş işin içerisinde sözlüğü de katmaya başlıyoruz ve ilerliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda ellerini kollarını doğru kullanmak, yani sözsüz iletişimi doğru kullanma kategorisinde çocuklar en iyi taraftadır mesela. En iyi kim kullanır derseniz ben çocuklar derim. Çünkü şöyle bir problemi yok. Yani millet ne der ya, elimi böyle yaptım ama buna böyle bir şey denir mi? Ay öyle oldu mu? Benim hakkında nedir? Böyle bir derdi yoktur. Biz ya ergenliğe doğru bunları düşünmeye başlarız. Bu da bizim ne yapar? Doğallığımızın dışına çıkmasına sebep olur. Hatta bunu şöyle anlatırlar. Yani kendini çok ifade edemiyor, duygularını dışa yansıtamıyor falan filan gibi şeyler söylerler. Şimdi buradan soruya gelirsek,
bizim aslında elimizde çok güçlü bir şey var. Ne var? Beyin var. Yani bir Ferrari var aslında. Biz genel itibariyle bütün hayatı birinci viteste tamamlıyoruz. Şimdi bu kadar güzel bir araba, bu kadar klas bir arabayla çok daha fazla hız yapabilirsin. Ben şeyi söylemiyorum ama beynimizin %10'unu kullanıyoruz falan. Öyle bir bilgi yanlış olduğu ile ilgili bir sürü bir şey söyleniyor. Söylediğim şey şu, elimdeki o donanımın, o büyük şeyin çok az bir kısmını kullanıp hayatı tamamlıyorum. Bizim genel itibariyle hiçbir eğitim almadan karşımızdaki kişinin sözsüz mesajlarını okuyabilme, yorumlayabilme becerimiz zaten var. Yani ben mesela eğitimlerde işte elini böyle yaparsa bu anlama gelir, işte yüzünde şu ifade şudur, kaşını kaldırırsa bu budur derken aslında konumlandırıyorum, yeni bir şey söylemiyorum. Biriyle karşılaşıyoruz mesela, diyorsun ki hiç gözüm tutmadı diyorsun. Neden diyorum? Bilmiyorum, gözüm tutmadı diyor. Birinde mesela çok seviyor, diyor ki ya içim kaynadı, ne kadar iyi birisi, çok sempatik falan gibi şeyler. Neye göre? Aslında bizim beynimiz hepsini okuyor. Okuma kısmıyla ilgili bir problem yok. Kullanma kısmıyla ilgili olan problem de şu: fabrika ayarlarına dönebilmen için birazcık çaba sarf etmen gerekiyor. Dolayısıyla tüm bu bilgileri yan yana aldığımda ortaya çıkan şey şu oluyor. Bizim birazcık antrenmanla, çok fazla değil bakın, birazcık antrenmanla tüm tepkilerimizi kontrol edebilme, doğallaştırabilme imkanımız var. Çevremizdeki insanları okuyabilmek içinse birazcık sessiz kalmaya ihtiyacımız var. Biz çok her şeyin içindeyiz. Yani birisi bir şey anlatırken pat araya girmeye istekliyiz. O ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor? Bunlar da değiliz biz. Biz daha çok böyle dur ben de söyleyeyim, ay böyle düşünüyordur, kesin böyledir, mış mış gibi yaklaşıyoruz. Bunların hepsi sözsüz iletişimi, sözlü iletişimi devre dışı bırakıyor. Ve dolayısıyla kullanmayı da engelliyor, okumayı da engelliyor. Yani en temelinde kendi söylediğim şeyin tam tersini yapmış oldum. Bir sorunun cevabı diyorum, 2 dakikadan uzun sürüyorsa artık yavaş yavaş cevabın etkisi düşmeye başlar. Baktım 2 dakika 22 saniye oldu. Dolayısıyla tam burada söyleyeceğim şey şu: elimizde çok güçlü bir donanım var ve bunların hepsini yapmaya yeterli. Soracağım şey şu: gerçekten o iletişimi istiyor musun? Kaliteli iletişim diyoruz, herkes de ben de istiyorum diyor. Mesela finansla ilgili bir şey oluyor. Para kazanmak, zengin olmak ister misin diyoruz, herkes elini kaldırıyor. Peki diyorum, tasarruf etmek isteyenleri görebilir miyim diyorum, herkes elini indiriyor. Zengin olmak isteyenleri bir daha görebilir miyim diyorum, herkes elini kaldırıyor. Peki bununla ilgili akıllıca çalışma yöntemlerini öğrenmek isteyenleri görebilir miyim diyorum, herkes elini indiriyor. Nasıl olacak? Ya başka, yani nasıl olacak? Bir yerden para mı gelecek falan gibi böyle düşünüyoruz. Kaliteli iletişim istiyor musun? Herkes elini kaldırıyor. Peki bununla ilgili haftada 20-30 dakika biraz kendine vakit geçirir misin diyorum. Hani birkaç bir şey yapar mısın diyorum. Ya ben çok yoğunum, şimdi yeni taşınıyorum, çocuğum oldu bilmem ne falan. Buna dönüyor. Buna döndüğü andan itibaren ortaya çıkan şey bugüne kadar yaptıklarımın tekrarı oluyor. Yani eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsam ilk yapmam gereken şey şu: geçmişten de beslenmemem gerekiyor, gelecekten de beslenmemem gerekiyor. Ya ben denedim, ben ellerimi kullanamıyorum Rıdvan ya. Ben ellerimi kullanmada iyi değilim. Bak bu geçmişten beslenme oluyor. Bir şeyi denedin, bir de başka taraftan bakalım gel. Ya da mesela ben denedim, ben insanlarla çok iyi iletişim kuramıyorum Esin. Yani zor profillerle iyi anlaşamıyorum diyor. Bak, bu da geçmişten beslenmiş oluyor. Bir de gelecekten beslenme var. Orada da şöyle bir şey söylüyor: ya ben zaten bugüne kadar hep yaptım, elimi yüzüme bulaştırdım, bundan sonrasında da yapamam diyor. İleriye doğru yaslanıyor bu sefer de. İkisini de bırak diyoruz yani. Tamam, geçmişte bir şeyler yanlış olabilir. Bakın şey kafasında biri değilim ben, sakın yanlış anlayın. Ben kişisel gelişim uzmanı değilim. Evrene mesaj gönder gelir falan, öyle her şey senin için. Bunlar benim sevdiğim şeyler değil. Ben sadece şuna bakmak istiyorum: 80 yıl yaşayacaksın. Cömert davranıyorum. 80 yılının sonunda hayat süreçlere değil sonuçlara bakacak. Gemiyi limana getirdin mi? Benim ana sorum bu. 80'in sonunda ama. Gemiyi limana... Ya benim zamanımda çok şeydi ya. Yani Trump vardı. Bilmiyorum şimdi hani siyasi bir şey olmasın ama. Ya benim zamanımda Trump vardı. İşte şöyleydi. Dolar çok arttı. Oldu bu oldu. Ben de olmadı. Ya tam seni 100 yıl önceye götürelim ister misin yani? Tamam hadi bu 100 yıl biraz zor. Şimdi hep 2020'ye şey atıyoruz ya, burayı dıtlayarak gideyim. Tamam hadi gel seni 1910'a götürelim abi. İki dünya savaşı var, İspanyol virüsü var, o var bu var. Yani her zaman bir şey var. Dolayısıyla sen 80 yıl yaşamayı istiyorsan bunların içerisinde her şey var. Senin gemiyi limana getirebilmen eşittir hayat kalitesini yükseltebilme hali.
Bunu istiyorsan bir numaralı şartla iletişim. İşte o senin söylediğin şey geliyor. Sözlü, sözsüz bunların hepsi nasıl olacak, gerek var mı gibi bir şey geliyor. Dünyanın en iyi üniversitesinden mezun ol. 5 tane dil bil, süper becerilerin olsun, donanımın 10 numara olsun. İletişimde iyi değilsen bir yere getirebilmen mümkün değil. Kaliteyi katabilmen mümkün değil. Bak şunu çok şey saygıyla karşılayalım. Ben insanlarla çok içli dışlı olmak istemiyorum mu saygıyla karşılayalım. Bunda hiçbir şey yok. Ama içli dışlı olduğun insanlarla arandaki kalite iyi mi? Zaten ana mevzu bu. Bunun da temeline yatan şey aslında iletişim oluyor. Dolayısıyla yapılabilir. Eğer gerçekten istiyor musun? Ana soru bu. Evet, aslında diğer her şey gibi inanmakla başlıyor herhalde iletişimimizi kontrol etmekte. Umarım sizin videolarınız, kitaplarınız da insanlara belki bu yayınla beraber daha çok insana yol gösterir diyelim. Rıdvan ikinci soruyla devam etsin istersen. Hocam benim de anlatırken aklıma şey geldi. Ben de bir iletişimle ilgili sıkıntı yaşadığımı düşünüyordum. Bir şeyleri anlatırken iyi neden anlatamıyorum diye düşünüyordum. Bir kere George Orwell'un kitabını okurken orada şeyi karşıma çıktı 1984 kitabında. İnsan sevilmekten çok aslında anlaşılmak isteniyor diye bir kitap bir söz görmüştüm. Sonra dedim hani diksiyon belki bunun için bir şey olabilir. Bir basamak olabilir. Sonra o sebeple gittim. Ben size sadece o sözle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum, merak ettim. Gerçekten birbirimizi anlarsak iletişim kurabilir miyiz ve bu anlayış bazı şeyleri hatta çoğu şeyi çözebilir mi? Bu soruların içerisinde yok ama siz anlatırken aklıma geldi. Şimdi burada burada bu soruya şey cevap da verebiliriz. Tabii ki birbirimizi seversek çok güzel olur dünya falan. Şimdi böyle değil abi. Yani oranlama ne kadar bilmiyorum ama hani kötüler de var, iyiler de var. Yarı iyi, yarı kötüler de olabilir. Benim nerede durduğumla ilgili bir şey. Yani şeye çok giriyoruz. Ya işte ben insanları değiştireceğim, güzel bir dünya olacak falan. Şimdi güzel dünya olabilir ama ben şey diyeyim yani bütün dünyadaki herkes barış içinde olacak, birbirimizi çok seveceğiz den ziyade ben bu dünyaya bir şeyler katacağım. Bu dünyanın güzelleşmesi adına bir şeyler yapacağım tarafındayım ben. Dolayısıyla bu aslında şunu da doğuruyor. Ben iletişim uzmanı değilim. Bence öyle bir uzmanlık da olamaz. Çünkü 7 milyar insan var, 7 milyar farklı tarz var. Yani 7 milyarlık bir uzmanlığı sağlayamazsın. Ama çok temelinde bazı şeyler vardır. Yani 3A kuralı vardır mesela. Anlatmak, anlaşmak, anlamak. Şimdi herkes şunu bekliyor. Beni anlasınlar. Yani beni anlasınlar. Herkes beni anlasın. Ben anladım, anlasınlar. Mesela diyorum ki Rıdvan beni anlamadın diyorum. Yani bak beklentim hep anlamak üzerine. Yani beni anlasınlar. Bir anlatmak var mesela. Anlatmak, işte ben anlatayım. Anlatmak, anlamak, anlaşmak. 3 tane A var şimdi. Yani ne tarafa yaslandığınla doğru orantılı yani. Sen ne tarafta olmak istiyorsun yani? Anlatan biri mi olmak istiyorsun? Anlayan biri mi olmak istiyorsun? Bunların bir tanesini seçtiğinde anlaşmaya geliyor ya gelmiyor. Sen anlatan biri olursan anlaşmanın gelme ihtimali çok yok. Karşıdaki dinliyor bırakıyor. Ama anlamak tarafı çok bana özel geliyor. Gandhi diyor ki ağzın açıksa öğrenemezsin diyor mesela. Mesela iletişim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. İletişimde bir tane kuralı var aslında diyor. İyi iletişim istiyorsan iyi dinle diyor. Yani bir sürü bir şey söylüyoruz tamam mı? Böyle adamın ağzı çok güzel laf yapıyor. Çok iyi iletişimci. O çenesi düşük. O iyi iletişim istiyorsan iyi dinle diyor. Ya iyi dinle diyor. Bir bakıyorum abi dinlemelere bak ya. Sıranın gelmesini bekliyorum. Kendimden bir şey katıyorum. Sen Esin derdini anlatıyorsun. Esin sen de öyle yapmasaydın. Yani şöyle yapsana falan diyor. Geçen bana da aynısı oldu. Ben şöyle yaptım. Bunların hiçbir dinleme değil. Kendini bir kenara bırakman gerekiyor öncelikle. Anlamak istiyorum. Beni bir çıkar abi aradan. Ondan sonra bir bak. Yani aslında temelinde yatan şey iyi dinleyebilme hali. Ağzın açıksa öğrenemezsin diyor ya. Konuşuyorum. Ne öğreniyorum ki mesela? Şu an burada en fazla ben konuşuyorum. En az ben öğreniyorum. Çünkü konuşurken öğrenebilme becerin yok ki. Öyle bir tamam beynimiz süper ama öyle bir donanım yok. Dolayısıyla birazcık şeye bakmam gerekiyor. Yani karşındaki ne istiyor, ne bekliyor? Yani burada şeye çok atıf yaparak gidiyoruz böyle. Sokrates'e atıf yaptık, Aristoteles'e atıf yaptık. Arada Platon kaldı. Ona da atıf yapayım.
O da şey, ben felsefeci değilim ha, yani haddimi aşmayayım, rol çalmış olmayayım ama severim yani. Karşındaki insanın da en az senin kadar derdi var, onu unutma diyor. Biriyle diyor bir şeyler konuşurken karşındakinin de en az senin kadar derdi var, bunu unutma diyor. Bu kafayla gittiğinde bir duruyorsun o zaman ya. O zaman şöyle çekiliyorsun, diyorsun ki ya tamam abi, bunun da derdi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Çünkü bizim beynimizde sabotör dedim ya, o hep ben haklıyım, karşımdaki haksız da girmek istiyor. Ben hiç şey görmüyorum, anlatıyorum mesela bazen eğitimlerde falan. Herkes başkalarının kötü olduğunu, değişmesi gerekenin başkası olduğunu falan söylüyor. Yani kendinden başlamak belki oradaki en kritik olan nokta. O ilk adımı kendinle ilgili atabilme hali. Bunu istiyor musun? Bu da ilginç. İnsanlar niye başarılı olamıyor? Mesela onu soruyorum kendi kendime. Niye başarılı olamıyor falan. Şu coğrafya kaderin, şartlar hocam, şu bu bilmem, babam zengin değil işte falan. Ya bunlar gerçeklik payı olabilir mi? Evet olabilir. Ama bence üç tane sebebi var. İnsan niye başarılı olamıyor? Bir, istemiyorlar. İstemeyen birini, abi beni çek, dünyanın en klas adamını oturttur buraya. Anlatsın iletişimin en süper kurallarını. İstemeyen birine bir şey yapamayız. Bunlar burada duruyor. Bir de isteyenler ama bir türlü başlayamayanlar var mesela. Bunlar trajedikleri. İster ama bir türlü adım atamaz. Genel itibariyle de şey derler, ben mükemmeliyetçiyim falan. Hatasız olmasını bekler. Ya hatasızlığı bekleyeceğine hatayla başlamak her zaman iyidir. Çünkü hiçbir zaman mükemmel olmayacak. İkinciler istemeyenler, üçüncüler de bir türlü bitiremeyenler. Sonunu getiremeyenler. En trajedik de bunlar. Çünkü emek harcar, başlar, harekete geçer ama bir türlü bitiremez. Konu iletişim ama bence her yere genelleyebiliriz bu bilgiyi. İşte burada da aynı şey var. Ya. Ben gerçekten insanlarla iyi ilişkiler kurmak istiyor muyum? İstemiyorsam o burada duruyor. İstiyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Bir yerinden tutmam gerekiyor. Bazen ben şey hissiyatını çok yaşıyorum mesela. O şu kitap çok güzelmiş, sipariş veriyorum, geliyor. O bu da güzelmiş. Film analizleriyle ilgili kitaplar geliyor 10 tane, tamam mı? Antik Yunan felsefe bilmem 10 tane o geliyor. Yeni dili öğrenme kitapları 15, böyle her yer doluyor. Sonra ben diyorum ki hangisinden başlayayım? Aman Allah'ım zaman kaybediyorum. Şundan başlayayım, bundan başlayayım falan filan derken bizde böyle çok güzel bir tabir var ya. İki cami arasında bey namaz diye. Yani bir ona mı gitsem, buna mı gitsem falan derken hiçbir yere gidemiyorsun, kalıyorsun. O da neden kaynaklanıyor? Büyük lokma yutmaya odaklanıyorsun. İyi iletişimi istiyor musun abi? İlk kural. Bundan sonra haftada iki kere, üç kere karşındaki insan bir şey anlatırken kendimden bir şey katmayacağım abi. Katmayacağım. Söylemeyeceğim. Bana fikrimi sorana kadar susacağım. Bakın bunu deneyin. Bu çok küçük bir şey gibi ama insanlar inanılmaz dökülmeye başlıyorlar. Mesela bir derdini anlatıyor. Duruyorsun. Sonra daha da anlatıyor ve daha da anlattığı kısımda asıl o çıkıyor ortaya zaten. Ve biz oraya kadar beklemiyoruz ki. Ya benim biraz canım derken biliyorum sıkkın senin canın çünkü sen kendine çok yükleniyorsun diyoruz. O da diyor yani evet falan diyor. Bırak insan ya, bir bırak anlatsın. Onun canım sıkkın. Zaten şu çok net bir şekilde de ortadadır yani. İnsanların ilk söyledikleri, kendileri ilk cümleli kısım çok da ciddiye alınacak taraf değil. Arka tarafa bakmak lazım. Bunun içinde anlamak kısmı devreye giriyor. Ama dediğim gibi herkes anlaşılmayı da bekliyor. Bunu da bize belki sosyal medya yapıyor. Hepimiz starız, hepimiz çok özeliz. Beni dinlesinler, beni dinlesinler falan. Sonra bir pandemi çıkıyor, bam diye patlıyoruz. Eve sıkışıp kalıyorsun. Kimse seni artık ne anlıyor ne dinliyor. Çünkü öyle bir imkan da yok. Ben bilmiyorum konumuz bu pandemiye gelecek miydi ama şeyi Gelecekti hocam. yani Tam da ikinci soruya ben öyle siz bağladınız, Bu sürecin çok tatlı bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum. Almanya'da bir eğitim firması bir çalışma yaptı. Pandeminin sonunda %20'si, insanların %20'si bu süreçten daha büyüyerek çıkacak diyor. ne anlamda %20 bir hocam? taraftan çok gelişerek çıkacak diyor. Bu süreci de geçirme tarzıyla. Şimdi neye döndü biliyor musun? İlk pandemi döneminde ilk o Mart, Nisan, Mayıs herkes kitap okuyordu, tamam mı? Görsel yani paylaşımlara bakıyorum. Herkes kitap paylaşıyor. Şimdi dizi paylaşıyorlar. Yani bu şimdi aklıma gelen de böyle yani sizin kitleniz çok elit, düzgün, kaliteli o yüzden argolaştırmak istemem. Ama o bir şey olarak kaldı. Çok büyük bir kitlede. %20 devam ettirdi. Ya ben dizi izlenebilir ona bir şey demiyorum ama yani bu dönemi mesela 6-7 aydır bu dönemin neyle geçirdiğinin sonucu da gelecek. Ben şeye çok inanıyorum. Neye yatırım yap yaptığının da bir sonucu var. Mesela dolara yatırım yapabilirsin Rıdvan. Yani yaparsın.
artar, bozdurursun. Ne kadar büyük bir şey yatırdıysan ona göre alırsın. Esin altına da yatırım yapabilirsin. O da iyi. Euro'ya yapabilirsin falan. Ama bence en güzeli eğitime yatırım yapmak. Yani kendine. Onun dönüşü hep bir yıl, bir buçuk yıl sonra oluyor. Mesela bir yıl sonra, yani bundan bir yıl sonrasında bizim bugün yapmış olduğumuzun sonuçlarını alacağız. Ama bunlardan en katma değeri yüksek olan ne derseniz altın, dolar, euro, direkt eğitim derim ya. Yani kendine yaptığın yatırım. Eğitimden kastettiğim kitap okumakta veya sizin o değerli videolarınızı izlemekle, bunların hepsi de yani kendime eğitmeyle ilgili şeyler. İşte %20 diyor, buradan büyüyerek çıkacak. Çünkü bu süreçte kendine yatırım yaparak çıkacak. Dolayısıyla buna biraz bakmaya ihtiyaç var. Ben bu süreci o anlamda çok değerli buluyorum, ama ben buraya kadar ne yapmışım diyebiliyorsan ve yeni bir yol haritası çizebiliyorsan, bakın çok iddialı bulabilirsiniz 5 ay. Bugünden itibaren sıfırdan başlarsan 5 ayda düzeltebilirim yani. Hani tekrar rayına sokabilecek istediğim hayatın o yoluna girebilmem için 5 ay yeterli. Ama yapmam gereken şeyler 1 numara planlamanı yap, hedef planlama. 2 numara iletişim, çevrendeki insanlarla olan iletişimini geliştir ve seni yükseltecek insanları tut. Truydu'ydu galiba, tam hatırlamıyorum ama ben çok severim bunu. İnsanlar ikiye ayrılır diyor. Çoğumuzun bildiği gibi iyiler ve kötüler değil. İnsanlar ikiye ayrılır diyor. Çoğumuzun bildiği gibi yarı iyiler, yarı kötüler de değil. İnsanlar ikiye ayrılır. Yaslananlar ve yükseltenler diyor. Yaslananları hayatından çıkar diyor. Yaslananları hayatından çıkarmam için benim de yükselten biri olmam gerekiyor. Yani ben yaslanan biri olarak hayatıma yükseltenleri sokamam. Gelmezler yani. Dolayısıyla iki numara işte burada iletişim, yükselen biri olmak, çevremdeki insanların yükselen insanlardan oluşması. Bu da iki numaralı madde. Üç numaralı madde belki. Burada böyle bir içerim yoktu, buraya girdim. Bence siz benim başka kulvarlara gideceğiz. Böyle devam edersek çok bağlayayım ben. Çünkü böyle bir beş madde sayma gibi bir düşüncem yoktu yani. Olsun. Üç numaralı madde. Düzenli bir şekilde. Ben şeyi çok severim. Motto olarak görüyorum. SÖG, yani sürekli öğren ve geliş. Üç numara, sürekli öğren ve geliş. Yani çok net halde. Şeyi söylüyorlar. Hocam ne yapayım ya? Sürekli öğrenip gelişip ne yapayım falan diyor. Yani ne diyelim? İnsan somut bir şey istiyor. Günde 50 sayfa kitap okumadan bir yere gelebilmem mümkün değil ya. Yani ne okuduğunla doğru orantılı tabii ki. Hedefli okuma falan, ama günde 50 sayfa kitap okumadan bir şey olması mümkün değil. Ve bir de şunu, yani kitapçıya gidiyorum mesela, en çok satılanlar ne, oradan alıyorum iki tane bir şey, isim vermeyeyim. Onunla bir şey oluşması mümkün değil. Oscar Wilde'a çok şunu soruyor. Ne okuyayım diye soruyorlar, tamam mı? O da diyor ki klasikleri bitirdin mi diyor. Yok, sen onları bitir, ondan sonra konuşuruz. Yani sen diyor bir git o ana mevzuyu bir hallet, ondan sonra gel diyor. Zaten gelemeyeceğini bildiği için, çünkü oraya gittin de gelmen mümkün değil. Zaten gelmene gerek kalmaz, kendin gidersin ondan sonra. Üçün SÖG. Dördüncüsü, gelirinin %20'sini kenara atmak. Bakın bizim beynimiz kenarda beni bir yıl geçindirecek parayı, o varlığı hissederse çok daha yaratıcı oluyor. Çok daha özgür oluyor. Bizim özgürlükten anladığımız şey genel itibariyle birazcık şey böyle kafama göre takılmam falan filan. Benim özgürlükten anladığım ne biliyor musunuz? Şu an itibariyle çalıştığınız yerden size hiçbir şekilde gelir olmazsa, ya da öğrenciler varsa, annenizden babanızdan size hiçbir gelir olmuyorsa, hayat standardınızı bozmadan ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz? Benim özgürlükten anladığım bu.